İstanbul'un manevi fatihi Şeyh Mehmet Şemseddin bin Hamza 1389 senesinde Şam'da dünyaya geldi. Baba soyu Hazreti Ebubekir'e dayanır. Akşemseddin beyaz elbiseler giydiği ve saçı sakalı beyaz olduğu için Akşemseddin Akşeyh ismini almıştır. İlk tahsilini babası Şeyh Hamza'dan alan Şeyh, üstün zekası ve çalışkanlığı ile 7 yaşında hafız oldu. Kısa sürede matematik, astronomi, tıp, eczacılık alanlarında kendini kanıtlayarak dönemin ünlü alimlerinin arasına adını yazdırdı. Tasavvufa olan ilgisinden dolayı Akşemseddin önce İran'ı dolaştı ama umduğunu bulamadığı için yeniden Anadolu'ya dönmek zorunda kaldı. Anadolu'da ise Akşemseddin'e Ankara'da bulunan Hacı Bayram Veli'yi tavsiye ediyorlardı. Ankara'ya giden Akşemseddin, Hacı Bayram Veli'nin öğrencilerinin nefislerini kırmak, fakirlere yardım etmek ve yoksullara ikramda bulunmak için de olsa cer ve yardım kabul etmesi, çarşı pazarda devran yaptırması gibi hallerinden hoşlanmadığı için Ankara'dan ayrıldı ve başka bir mürşid aramak için Halep'e gitti. Halep'te bir gece rüyasında boynuna bir zincirin takılmış olduğunu, zincirin diğer ucu Hacı Bayram Veli'nin elinde ve kendisini Ankara'ya doğru çektiğini gördü. Bunun üzerine yeniden Ankara'ya döndü. Hacı Bayram Veli'nin yanında özel ilgi ve sıkı bir mücahadeye alınan Akşemseddin, kendisine gösterilen bu ihtimamı en iyi şekilde değerlendirdi. Kısa sürede tasavvufun bütün yollarını ve inceliklerini öğrenen Akşemseddin, bu başarısından dolayı Hacı Bayram Veli'den icazet aldı ve hilafet tacı giydirildi. Bunun sonrasında Hacı Bayram Veli'den aldığı izinle Ankara'dan ayrıldı ve Beypazarı'na yerleşti. Beypazarı'nda büyük bir şöhret bulan Akşemseddin, kısa bir süre sonra oradan ayrıldı ve İskilip'e yerleşti. İskilip'ten de yine aynı kasvete düşme sebebiyle ayrıldı ve Bolu'nun Göynük ilçesine yerleşti. Göynük'te de yine bir değirmen ve mescit inşa ettirip kendi çocuklarını eğitmeye başladı. Akşemseddin'in 12 tane çocuğu olduğu söylense de mevcut diğer kaynaklarda sadece 10 tane çocuğundan söz edilmektedir. Akşemseddin, 2. Murad'ın oğlu olan Şehzade Mehmed'in eğitimine alındı. İstanbul'un fetih sürecinde ise Sultan Mehmed'in en büyük akıl hocası ve destekçisi oldu. Bazı rivayetlere göre Sultan Mehmed ile Akşemseddin'in İstanbul'un fethedildiği gün şehir halkı tarafından karşılanırken büyük hocayı sultan sanarlar ve ona çiçekler uzatırlar. Akşemseddin Fatih'i işaret edip onun Sultan Mehmed olduğunu söylemesi üzerine Fatih de "Hünkâr benim ama o benim hocamdır. Çiçekler asıl ona layıktır." sözünü söylemiştir. Fatih Sultan Mehmed'in akıl hocalığı ve danışmanlığını yapan Akşemseddin, İstanbul fethedildikten sonra sarayda kalmak istememiştir. Fatih Sultan Mehmed ne kadar ısrar ettiyse de kabul etmeyen hoca Akşemseddin, hayatının kalan yıllarını Göynük'te geçirmiştir ve 16 Şubat 1459 yılında 70 yaşındayken hayata gözlerini kapatmıştır. Bu tarz içeriklerin devamı için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.